Samsun Spor Altın Spor maçının hazırlıklarına devam ederken Samsun etabı tamamlandı. Nuri Hasan tesislerine teknik direktör Erhan Altın yönetiminde gerçekleşen itmanda taktik çalışma yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren itmanda çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Erhan Altın taktik çalışmada futbolcuları zaman zaman uyararak hata yapmamalarını istedi. Samsun Spor Pazar günü deplasmanda Altınordu Spor'la oynayacağı maç için yarın İzmir'e gidiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin İzmir seyahati direkt olarak gerçekleşecek. Saat 12'de uçakta Samsun'dan ayrılacak olan kafilenin 14 gibi İzmir'e ulaşması bekleniyor. İzmir'de konaklayacağı otele yerleşecek olan kafile akşam saatlerinde ise itman yapacak. Samsun Spor maç gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de devam edecek. Altınordu Spor'la hayati önem taşıyan maç oynayacak olan Kırmızı Beyazlı ekipte herkes 3 puan için umutlu. Zorlu deplasmana galibiyet hedefiyle gidecek olan Samsun Spor'da futbolcuların da moralleri üst seviyede. Samsun Spor pazar günü rakibini mağlup ettiği takdirde büyük ölçüde playoff'u garantilemiş olacak. Öte yandan Samsun Spor Yönetim Kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Osmanlı Spor maçında stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı verilen cezaya itiraz etti. Yönetimin itiraz savunmasında bahsedilen tribünde kombine kartları olan taraftarların maç seyrettiğini belirttiği öğrenildi. Ancak tahkim kurulu Samsun Spor Kulübü'nün yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı. Bilindiği üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Samsun Spor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise 26 bin lira ceza kesilmişti. Samsun Spor'da acı gün. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altı'nın yardımcısı Galip Gündoğdu'nun teyzesi Zehra Gündoğdu hayatını kaybetti. Zehra Gündoğdu için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene ilk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Spor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın ve yardımcıları, futbolcular ve çok sayıda kişi katıldı. Samsunlu olan Galip Gündoğdu'nun teyzesinin cenaze töreninde çok büyük üzüntü içerisinde olduğu gözlenirken dostları onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Zehra Gündoğdu öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy mezarlığında toprağa verildi.